Diyelim ki molekül formülü C5H12 olan bütün yapısal izomerleri çizmemiz istendi. Bu arada izomer kelimesinin anlamı aynı kısımlar. Yani aynı sayıda olan atomlardan bahsediyoruz. Buradaki bütün yapısal izomerler 5 karbon ve 12 hidrojen atomlarından oluşacak. İzomerler yalnızca bu atomların birbirleriyle bağlanmalarına göre değişiklik gösterecek. Yani yapılarına göre birbirinden ayrılacaklar. Bu yüzden de bunlara yapısal izomerler deriz. Evet. 5 karbon atomuna ihtiyacımız varmış. İlk çizebileceğimiz izomer yapısı bir zincir üzerindeki 5 karbon atomu olabilir. İşte bunlar bir zincir üzerindeki 5 karbon atomu. Evet. 5 karbon atomunu çizelim. Ayrıca doğru sayıda hidrojen atomuna sahip olduğumuzdan da emin olalım. Solda uzaktaki karbon atomu 3 hidrojen atomuna sahip. İşte burada 3 hidrojen atomumuz var. Yanındaki karbon atomu 2, aynı şekilde yanındaki karbon atomu 2, onun yanındaki karbon atomu da 2 ve en son olarak son karbon atomu 3 hidrojen atomuna sahip. Hadi hepsini sayalım ve doğru molekül formülüne sahip olduğumuzdan emin olalım. 1 2 3 4 5 karbon atomu var. Bu zaten C5 demek. Ayrıca 12 hidrojen atomumuz olmalı. Burada 3 var. 2 tane daha 5 eder. 2 tane daha 7 eder. 2 tane daha 9 eder ve son olarak 3 tane daha 12 eder. Yani bu molekülün formülü C5H12. Hadi. Molekül formülü aynı olan başka bir yapısal izomer çizelim. Bir zincir üzerinde 5 karbon atomu çizmek yerine şimdi 4 karbon atomu çizelim. Ama toplamda 5 karbon atomuna ihtiyacımız olduğu için 5. karbonu zincirimizden kopup ayrı bir dal oluşturmuş şekilde göstermemiz gerekir. 5. karbon atomunu işte böyle gösterebiliriz. Şimdi bu 5 karbon atomunu çizelim. İşte 5 karbon atomumuz. Şimdi de hidrojen atomlarını sayalım. Soldaki karbon atomu 3, üstteki karbon atomu 3 hidrojen atomuna sahip. Ortadaki karbon atomunda sadece 1 hidrojen atomu var. Bunda 2 hidrojen ve sondakinde de 3 hidrojen var. Şimdi atomlarımızı sayalım ama bu sefer kırmızı ile yapalım. 1 2 3 4 5 karbon atomu var. O zaman C5 kısmı tamam. Hidrojenleri sayarsak burada 3 var. 3 tane daha eklersek 6 eder. Bir tane daha eklersek 7 eder. 2 daha eklersek 9 eder. Ve buradaki 3 hidrojeni daha eklersek toplamda 12 eder. O zaman bu molekülün formülü de C5H12'dir. Bu iki çizim iki farklı molekülü belirtir. Moleküllerin ikisinin de formülü C5H12. Fakat bunlar atomların birbirlerine bağlanma şekillerine göre farklılık gösterirler yani yapıları yönünden farklıdırlar diyebiliriz bu yüzden bunları yapısal izomerler olarak adlandırıyoruz evet başka bir yapısal izomer çizelim bazı öğrenciler bir zincir üzerinde 4 karbon atomundan başlamalıyız diyebilirler yani bu karbondan ayrılmış bir dal göstermek yerine bu karbondan gösterebiliriz diye düşünebilirler bu yüzden bu yapıyı çizebilir ve evet işte bu da başka bir yapısal izomer diyebilirler fakat aslında bunlar sadece iki farklı şekilde gösterilen aynı moleküller. Eğer şimdi çizdiğimiz ikinci yapıyı analiz edersek bağlantılar aynıdır. Burada CH molekülü var ve ona bağlı CH3 var ve burada da yine CH3 var. Bu da CH2 molekülü ve CH3'e bağlı. Bu yapı burada çizdiğimiz yapının aynısı. Yani başka bir yapı gibi görünüyor ve çizimi de yukarıdakinden farklı. Fakat aslında aynı molekülün iki farklı şekilde gösterilmesinden bahsediyoruz. Yani şu ana kadar elimizde iki adet yapısal izomer var. Hadi bir tane daha düşünelim olur mu? Artık bir zincirde 4 karbon yapamıyoruz. Bu yüzden 3 karbona inebiliriz. Şimdi bir zincirde 3 karbon atomuyla başlayacağız. Biliyoruz ki toplamda 5 karbona ihtiyacımız var. Yani zincirimizi eklememiz gereken 2 tane daha karbon atomuna ihtiyacımız var. Bu iki karbonu da merkezdeki karbonu ekleyeceğiz. Karbon atomlarımızı çizelim ve sonra hidrojenlerimizi ekleyelim. Bu karbon atomu 3 hidrojene sahiptir. Ve aynısı bunun için ve bunun için de geçerlidir. Tabii üsttekinde de aynı 3 hidrojen olacak, onu unutmayalım. Merkezdeki karbon atomu zaten 4 bağ kurmuş. Yani hiçbir hidrojen atomuna ihtiyacı yok. Şimdi hepsini sayalım. İlk önce karbonları sayarsak 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani C5 doğru. Buralarda hep 3 hidrojen görüyoruz. Toplamda kaç tane var? 4. O zaman 3 çarpı 4'ten toplam 12 hidrojen olacak. Yani bu molekül için de formülümüz C5H12 ve bu da ayrı bir yapısal izomer. O zaman bu molekül de diğer iki molekülden farklı. Yani C5H12 molekül formülüne sahip toplam 3 adet yapısal izomerimiz var. Şimdi de C3H8O molekül formülüne sahip bütün yapısal izomerleri çizelim. Şu şekilde bir molekülle başlayalım. Evet, 3 karbon atomumuz ve merkez karbon atomuna bağlı bir O OH var. Bunu genişletelim ve doğru molekül formülüne sahip olduğumuzdan emin olalım. 3 karbon atomumuz var ve ortadaki karbon atomunda bir OH var. Yani oksijen atomu hidrojene bağlı olacak. Bu oksijen atomuna ortaklanmamış elektron çiftlerini koyalım. Peki, soldaki karbon atomuna kaç hidrojen atomu eklememiz gerek? 3 adet. O zaman bu 3 hidrojeni çizelim. Evet. Merkezdeki karbon atomunda 3 hidrojen var. Bu yüzden 1 adet hidrojen atomuna daha ihtiyacımız var bu karbona bir adet hidrojen atomu ekliyoruz. Sağdaki karbon atomunun ise 3 adet hidrojene ihtiyacı var. Şimdi hepsini sayalım. Karbon atomlarını sayarak başlayacağız. 1, 2, 3 karbon var. Yani C3. 3 hidrojen burada. 3 hidrojen de burada var. Yani alt etti. Bir tane daha eklersek 7 eder. Oksijenin yanındaki hidrojeni de unutmayalım. Yani toplamda 8 hidrojen var. Ayrıca tabii burada bir de oksijen var. Evet. Bu molekülün molekül formülü C3H8O'dur. Eğer bu karbon atomuna 1 dersem, bu karbon atomu 2 ve bu karbon atomu da 3 olur. Bu şekilde numaralandırmak bir sonraki yapısal izomeri çizmemizde bize yardımcı olacak. Mesela OH grubu ikinci karbona değil de birinci karbona bağlı olsaydı ne olurdu? Hemen buraya 3 karbon atomu çizelim ve birinci karbon atomuna bağlı bir OH grubu koyalım. Artık bunun Lewis nokta yapısını çizebiliriz ve doğru molekül formülü yaptığımızdan emin olabiliriz. Yine arka arkaya gelen 3 karbon atomumuz var ve soldaki karbon oksijene o da hidrojene bağlı. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini de koyalım. Şimdi karbon-hidrojen bağlarını eklememiz gerek. Bu karbon 2, diğer karbonun 2 hidrojene ihtiyacı var. En sondaki karbon atomunun da 3 tane hidrojene ihtiyacı olur. Yani 1, 2 ve 3. Şimdi mavi kullanalım ve karbonları toplayalım. 1, 2 ve 3 karbon atomu varsa C3 diyebiliriz. Burada 3 hidrojen var. 2 eklersek 5 eder. 2 daha eklersek 7 eder ve 1 eklersek 8 eder. Yani C3H8 olur. Son olarak 1 adette oksijen var yani molekül formülü C3H8O'dur. Bu noktada bazı öğrenciler, OH grubunu birinci karbona değil de üçüncüye bağlasaydık ne olurdu diye düşünebilirler. İşte şu kısımdan bahsediyorum. İsterseniz ne olacağını görelim. Eğer OH grubunu bu karbona koysaydık, bakalım ne olurdu. Öncelikle bunların aynı molekül formülüne sahip olduğunu anladık değil mi? bu iki molekül arasında yapısal olarak nasıl bağlandıkları açısından bir farklılık yok. Yani bu aynı moleküldür ve iki farklı yolla çizilebilir. Bu yeni bir yapısal izomer değil. Sadece bu moleküle başka bir açıdan bakmış olduk. Hat, bir tane daha çizelim. Diğer karbona OH grubu koyamayız. Yani yapabileceğimiz başka bir şey var mı anlamamız gerek. Bu sefer iki karbonu ard arda koyarız ve oksijeni araya koyarız ortaya koyulan oksijen karbon zincirini kırar. Yani şimdi karbona bağlı karbon olacak. Bu karbon da oksijene bağlı olacak ve ona da yine karbon bağlı olacak. Sonra hidrojenlerimizi koyabiliriz. Bu karbonda 3 hidrojen olmalı. Bu karbonda 2, bu karbonda da 3 olmalı. Oksijene şu şekilde ortaklanmamış elektron çiftlerini koyabiliriz. Kısacası 1, 2, 3 karbonumuz var yani C3 eder. 3 artı 2'den 5, artı 3'ten toplam 8 hidrojenimiz var. Yani H8 eder. Ayrıca bir de oksijenimiz var. O zaman bu başka bir yapısal izomerdir. Yine bazı öğrenciler şöyle de yapabiliriz diyebilir ve bu çizdiğim yapıyı çizebilirler. Bu da başka bir yapısal izomer olurdu diye düşünebilirler ama aslında bu aynı molekülü başka bir şekilde çizmekten başka bir şey değil. Yani bu başka bir yapısal izomer değil. Evet molekül formülü C3 H8O olan toplamda 3 yapısal izomer var. Eğer organik kimyada daha ileriye giderseniz, ilk gördüğümüz iki yapısal izomerin yani yapısında OH bulunduran bu moleküllerin alkol olarak adlandırıldığını görebilirsiniz. Bu yapısal izomer de eter diye adlandırılır. Bu konuları diğer videolarımızda işledik. Onları izleyebilirsiniz.